Lili yar, haydi lili 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 yar. Hoş geldiniz canlarım kanalıma. Sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz bakalım. Nasıl gidiyor, havalar nasıl? Manavgat'ta, Antalya Manavgat'ta havalar aşırı derecede sıcak. %73 nem var. O derece düşünün. Bugün Barış'ta ben de izinliydik, evdeydik. Ben hatta 2 gündür evdeyim. Ücretsiz izine yollamışlardı. Ama video çekmedim. Dinlenmeye ayırdım kendimi, böyle birazcık dinleneyim dedim. Bugün 3. günüm izin olarak. Ve son günüm, yarın tekrardan başlıyorum. Barış da bugün izinliydi. Birazcık işlerimiz vardı, onları hallettik. Aslında biz şu an yemeğimizi yedik canlarım. Yemeği yedik ama birden canımız kumru çekti. Barış'ın canı kumru çekti. Saat kaçtı? 3.30'du. Ya yemeği yedik derken aynen 3.30'du saat. Şu an saat 8'i 8 geçiyor. Tam tamına bakın, dakikalarına kadar söylüyorum sizlere. Bir tane böyle TikTok videosu izliyordum. Kumru gördüm. Ay bir canım istedi, bir canım istedi. Sonra yapalım dedik. Evde malzememiz de vardı zaten. Sucuk vardı, kaşar vardı işte. Sosis. Onlarla yapacağız. Şimdi size de göstereceğim evde kumru nasıl yapılır. Öncelikle canışkolarım. Salamımız bu. Şey, sosisimiz. Şu aç bitirlerin var ya, hindi kokteyl sosis diyor. Fiyatı da 12,5 TL olmuş bu arada. Şöyle göstereyim size. Bunları böyle doğruyoruz. Normalde uzun sosis salam falan olması lazım. Uzunlardan böyle, hani kumruda o daha güzel yakışır. Daha güzel olur. Baştan size söyleyeyim. Uzun ama yoktu işte. Elimizdeki malzemeyle yapıyoruz. Fark etmez. Yine tadı güzel olur. Barış'ım bunu kahvaltıda yapıyorlarmış, biliyor musun genellikle? Kahvaltıda. Biraz kalsın. Ya da bolca yap da yarın kahvaltıda da yiyek, olur mu? Öyle olmaz canım. Olmaz. Niye, ısıtır yeriz. Ekmeğin arasına koy veririz sosis olsa, olmaz mı? O zaman hepsini yapacağız. Hepsini yapak. Biz bunun hepsini yapsak. Sabaha kalmaz, biz bunun hepsini yeriz, bir de ne olur ne olmaz. Salamımız, şey, sosisimiz burada. Sucuğumuz da burada canlarım. Bu ben Emin'inmiş normalde, biliyor musun Barış bu? Hı hı. Bak. Emin'in resmi. Ama dilimlenmiş değil, evlik dana sucuk, böyle hani bu şekilde. Bir takipçimiz, bir abla yazdı, adını hatırlamıyorum şu an, unuttum. O da Emin'in demiş. Emin'in şu ama. Şu an fark ettim. Emin'in ama. Şimdi bu şey, öbürü normal sucuktu. Bu ev yapımı sucuk, yani el yapımı. Emin miyiz? Aynen. Ay. Bıçağı elini keser. Bu daha farklı. Çek bıçağı. Ötekinden daha farklı. Öbürü nasıl hemen kuruyordu? Öbüründen pişirdiğin zaman yağ akıyor muydu? Yağ akmıyordu, bir de lezzetli değildi. Bu gerçekten bunu yedikten ama sonra bu, buna yağ lezzetli. Koymuyoruz mesela. Buna yağ koymuyoruz. Yağsız kendi bir şekilde. Yağ. Evet, yağsız bir şekilde pişiriyoruz. Çok güzel oluyor. Çok lezzetli. Ya bu bir de mangallık ya, ondan öyle. Evet. Ve daha sonra salatalık turşusu. Bu turşu hakkında da söyleyeceklerim var canlarım. Ben beğenmedim bu salatalık turşusunu hiç. Bim'in salatalık turşusu daha lezzetli, daha güzel bence. Ne bileyim, bu pek hoşuma gitmedi. Normalde Bim'inki olsaydı çoktan bitirmiştik. Bu bir tık büyük ona göre, ondan beğenmemişimdir. Bilmiyorum, sen sevdin mi? Ben yedim mi? Çatır çutur çutur. Yani ama bu kumruya salatalık turşusu da lazım olduğu için çıkartıyorum. Migros'tan sipariş verdiydim. Salatalık turşusunu da çıkardık. Ve birazcık da kaşarımız kalmıştı. İçimin bu da taze kaşar peyniri. Bu da güzel. Bunu da Migros'tan söylemiştik. Bir de bu. Şimdi demek sosunu... Sucuktaki farka bak. Şöyle gel. Bak. Farkı görüyor musun, sucuktaki farkı? Diğer sucuklar böyle değil. Her şeyiyle kuru oluyor bak. Ev yapımı sucuk bu, görüyor musun? Evet. Ev yapımı bu sucuk. Evet, şimdi sosunu hazırlayacağız beraber. Evet, sos tavamız. Ve şöyle tereyağlarımız vardı. Bundan bir. Ve şöyle iki tane tereyağı atıyorum. Yağımızı şöyle. Eritiyoruz. Daha sonra böyle yarım yemek kaşığı biber salçası ve şöyle de bir yemek kaşığı kadar da domates kalmasına domates salçası ilave ediyoruz ve bir güzel karıştırıyoruz. Ve şimdi
ekliyorum azar azar. Şimdi birazcık daha böyle bir kaynasın. Karıştırmaya devam ediyorum. Sonra birazcık şöyle göz kararı tuz yeterli. Daha sonra tek elle video çekmek çok zor oluyor ama daha sonra birazcık da şöyle ketçap. Sonra yine karıştırıyoruz. Daha fazla su eklemeyeceğim ama duruma göre de bakacağız. İyice böyle yapacağız, karıştıracağız. Şimdi diğer tenceremize sosisimizi, sucuğumuzu kızartmaya başlayacağız. Barışcağızımın elleriyle doğradığı sosisini, sucuğu da tavaya aldım. Yağ katmadım şu an çünkü sucuklar yağını koyacak ya. Kendi yağıyla ona göre, duruma göre pişireceğim. Canlarım gördüğünüz gibi şu an harika bir koku sardı etrafı. Keşke size de tattırabilsem. Keşke yakınlarda olsanız hep birlikte yesek, içsek, bir araya gelsek. İnşallah o günler de gelir olur. Şimdi bunları ben yavaş yavaş devamlı sık sık karıştırarak kavuruyorum, kösürtüyorum. Gördüğünüz gibi zaten sosisler şişmeye başladı. Şöyle. Sucuklar da aralarında. Şu kenarda da sosum da oldu. O da hazır. Ay, her yeri batırıyorum. Burada da tost makinesini çıkarttık. İki tane şöyle bizim hamburgerlerimiz vardı. Bu büyük gurme olanlardan BİM'deki. Sonra kaşarları da Barış bu şekilde ayarladı ve turşular da hazır. Ekmekleri falan tost makinesinde ayarlayacağız. Güzel bir şey olsun. Normalde kumru ekmeği de ayrı oluyor biliyorsunuz. Kumru ekmeği de ayrı oluyor ama elimizdeki şeylerle biz bu yapıyoruz. Evet, sosislerim ve sucuklarım son durumu bu canlarım. Şimdi hazırladığım sosu içine ilave ediyorum. Daha sonra bir de ilave etmiş şekilde böyle bir güzel sosla beraber bir 2-3 dakika daha pişiriyorum. Hem sosu da içine çekmiş olur. Daha lezzetli olur. Of of of, görüyorsunuz değil mi canlarım? Tabii ki sosise falan karşı olan takipçilerim belki çıkar. Sağlıklı değil falan filan diye de. Canlarım vallahi ne sağlıklı ki artık. Her şeyde bir şey var. Yani. O yüzden boş verin. Ölümlü dünya yiyin için. Boş verin yani. Bir de şey canlarım, biz her gün sosis tüketmiyoruz. Sosis biz hiç tüketmiyoruz. Ya normalde hiç yemem ki. Aynen, hiç tüketmiyoruz. 40 yılda bir şu an canımız istedi diye yiyoruz. Ben normalde sosis de sevmem. Ama şimdi bir deneyeceğim. Hoşuma giderse yiyeceğim. Hoşuna gitmezse ikinci de mi benim? Evet. Ya. Vallahi etrafım, kusura bakmayın canlarım. Çok dağınığım. Şuraya da sosis pişirdim. Orada. Vallahi. Diyor mu, yemek yedik biz her yerlerde, evde toplamadım ya. En son toplarım onu. Son halinde çekerim, merak etmeyin. Topladığımın. Böyle bırakıp yatmam zaten. Kumrularımı bir yiyeyim, gömeyim de. Kendime bir geleyim de ondan sonra. Karıştırmaya devam. Şimdi sıra geldi kaşarlara. Kaşarları da tavada yapacağız canlarım. Tost makinesi falan ısındı halbuki ama tost makinesi değil, tavada yapacağız. Daha lezzetli oluyormuş o şekilde. Tavayı şu an ısıtıyorum. Ve kaşarı bu şekilde tavanın üstüne direkt böyle koyuyorum. Normalde çok kalın olması gerekiyormuş. Kalın kalın. Kaşarların. Eritmedim. İnceleri de kalın üstüne koy. Şöyle yaptık. Ve bu kadar canlarım. Hiç başka bir şey yapmıyoruz. Sadece şu şekilde altını eritmiş ve bu şekilde yapmış oluyoruz. Yeterli. Böyle başka da yapmıyoruz. Altı kapalı zaten. Evet. Yeter. Evet, kaşarın üzerine şimdi hazırladığımız soslu sosis ve sucuğumuzdan da koyuyoruz. Of 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 of. Altına kaşar, üstüne sosis ve sucuk. Şimdi turşularımızı da koyuyoruz. Biraz yayacak onu Barış şimdi. Etrafa doğru sosisleri. Evet. Ve ketçap mayonez. Ben de ketçabı sıkayım şöyle. Ben bol severim. Şimdi sıra mayonezde. Bunu biraz zor sıkıyorum ben. Of. Yeter. Ve. Ve.
Alın size. Kumru. Kumpir, kumru. Kumru. Kumrumuz hazır. Afiyet olsun. Afiyet olsun. İçeri geldim şimdi canlarım. Bana afiyet olsun bize. Evet canlarım, biz kumrumuzu yedik. Gerçekten efsane olmuş tadı. Mutlaka hepinize de tavsiye ediyorum. Daha sonrasında mutfağımı temizledim. Dolaplarımı sildim gece gece. Şu köşeyi her yeri yağ çözledim. Yağımı falan doldurdum işte. Burada da kahveyi sık tükettiğim için buraya koydum. Ondan sonra ocağımı pırıl pırıl yaptım. Her yerini. Sonra şuraya da şu ört şeyi koydum. Suplayı koydum kettle'ımın üstü, altına su gitmesin diye. Sonra canişkolarım gördüğünüz gibi tezgah falan da pırıl pırıl ettim. Çamaşır suladım her yeri. Yağ çözledim. Bayağı bir saattir belki daha fazla mutfaktayım. Sonra şu köşeyi de hallettim. Burayı da kaldırdım. Tahta vardı ya, su almış o tahta, biraz çöpe attım onu. Tertemiz sildim falan. Ondan sonra cim öbür suplamı da buraya koydum. Böyle yine kahve makinenin şey olsun diye. Hem de böyle daha şık durdu. Güzel durduğunu düşünüyorum. Böyle canlarım, artık dinleneceğim. Dinleneceğim. Yarın iş vakti. Mutfağı hallettiğime göre şimdi geldim, bir maden suyu açtım. Maden suyu içeyim birazcık dedim, midem rahatlasın. Gecenin bir saatinde yemek yersem olacağı bu. 8'i 8 geçiyordu ama bak hala hatırlıyorum. Şu anda da saat 10'u 14 geçiyor. Barış Barbaros var, Akdeniz Kılıcı'nı seyrediyor. Ben de oturuyorum öyle, telefonda birazcık uğraştım. Oradan çıtırla birazcık uğraştım. Gıdığım mı çıkmış lan benim? Vay canım. Neyse. Yok, oturuşumdan o büyük ihtimal. Yoksa yok bende. Olmaması lazım. Çünkü ben çok yemek yemiyorum biliyorsunuz. Her neyse. Ya ben size ne göstermedim kız. Ne göstermedim ben size. Yeni aklıma geldi. Hemen ne aldım Trendyol'dan. Ondan sonra cima aynı gün onları yaptık. Ama ben size göstermedim. Instagram'da ve WhatsApp'ta paylaştım. Yani oradakiler hemen gördüler bile. Hemen size de göstereyim hadi canlarım. Bakın şimdi. Tata tadam yapacağım size. Tata tadam. Siz bunları gördünüz mü? Görmediniz değil mi? Canlarım, bunu Trendyol'dan sipariş verdim. Böyle çok hoşuma gitti. L koltuğun üstüne. Şu an L koltuk birazcık şey olabilir ama şöyle göstereyim size. Girişte hemen burası kapı ya. Buradan girişimizde hemen şu koltuğun üzerine bu tablolarımızı yapıştırdık. Bunlar dörtlü. Biraz aralarında aralık bırakarak yapıştırdık. Minik kuşlar vardı. Onları da içerilerine yapıştırdık bu şekilde. Barış yapıverdi sağ olsun hemen. Bunu Trendyol'dan fiyatını da söyleyeyim. Sipariş vermek isteyenler olursa tablo diye geçiyor. Hani link falan diyorsunuz da ben link paylaşmıyorum. Çünkü Trendyol'la bir herhangi bir işbirliğim yok. Hani yap diyenler de çok oluyor. Yapmasına yaparız ama oraya da ayrıyeten şirket açmak gerekiyormuş galiba. Ya da bunun hakkında bilgi sahibiyseniz bana mesaj atabilirsiniz. Bu dörtlü tabloyu aldım. Bunun fiyatı 50 TL'ydi canlarım. İsterseniz bir tık daha boyutu küçük olan tablolar da var. Onun fiyatı tabii ki daha da düşüyor. Ben birazcık büyük olsun istedim. Ondan dolayı fiyatı 50 TL. Bence hiçbir şey... Yani şu devire göre hiçbir şey gerçekten. Bunu aldım ve yetmedi, bir şey daha var. Onu da aynı şekilde Trendyol'dan aldım. Hemen onu da göstereceğim size. Yine girişe böyle geldiğimizde ta 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 tam televizyonun hemen üstüne hayat kısa, kuşlar uçuyor yazısı ve kenarında da kuşlarımız var. Gördüğünüz gibi bebeklerim, canlarım, bir tanelerim. Bunu da çok çok beğendim. Televizyonun üstüne yapmayı tercih ettik. Barış bakıyor, ona da rahatsızlık veriyorum şu an, kusura bakmasın. Size de çok ses geliyor olabilir, siz de kusura bakmayın. Yani çok güzel duruyor. Bu şekilde yapıştırmayı tercih ettik. Hayat kısa, kuşlar uçuyor. 4 tane de böyle büyük kuş var. Bunu da canlarım, bunun fiyatı da bunun fiyatı da 20 TL. Evet. Bir an yanlış söylemeyeyim dedim. 20 TL'ye aldım bu yazıyı da. Yine aynı dediğim, daha demin de söyledim. Trendyol'dan. Bu en çok hoşuma giden bura oldu biliyor musunuz? Gerçekten baktığımda içim açılıyor. Geçen annem babam geldiğinde bile direkt fark ettiler. Oo, çok güzel falan. Böyle bir
şey yapmak istedim. Duvarlarım çok boştu benim zaten. Hem duvarlarım çok büyük hem de çok boştu. Ondan dolayı böyle bir şey yapmaya karar verdim. Uygun olunca da aldım. İyi yapmışım değil mi? Bence kaçırılmayacak bir fırsattı. Şu an bence hala fiyatı aynıdır büyük ihtimalle, bakmadım ama ne kadar zam gelir yani. Güzel. Bu şekilde. Normalde bu hayat kısa kuşlar uçuyor yasını koridorumu düşünüyordum ama televizyon üzerinde daha iyi olacağını karar verdik daha sonrasında. Bu şekilde yaptık. Böyle canlarım sizinle de paylaşmak bugüne nasip oldu. Artık ben de daha fazla videoyu uzatmayayım. Hem kumru yaptık hem bunları göstermiş oldum. Daha sonra inşallah aktif olmaya çalışacağım sizlerle. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Sizleri unutmadım. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi çok çok özledim. Güzel yorumlarınız için, zamanınızı ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Dualarınızı eksik etmeyin. Her zaman gönüllerimiz bir olsun inşallah. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.